CRI Türk'te bir spor gündeminde yine birlikteyiz. Bu kaydımızı 33. hafta maçları hemen tamamlandı. Biz de arkadaşım Hüseyin şu ikinciyle birlikte kaydımızı yapıyoruz. Merhaba Hüseyin. Merhaba, mutlu akşamlar, mutlu günler abi. Evet. Şimdi bu akşam Başakşehir'in mutlu akşamı oldu gerçekten. Evet. Herhalde evet. Bir de Konya'nın oldu alt tarafta da. Şimdi aynen. Başakşehir'le başlayalım. Yani şimdi işin güzel tarafı her spor sever için bir kere hak eden futbol olarak bunu altını çizelim. Diğer konulara birazdan geleceğiz. Hak eden bir takımdı ve 6. şampiyon çıktı Türkiye'den. Bu da Türk futbolu açısından güzel bir gelişme. Ve fakat hayırlı şunu söylemeden geçemeyeceğim maçla ilgili. Eskaza. Kayseri Spor bir gol atsaydı Türk futbolu için gerçekten altından kalkılamayacak bir şaibeyle karşı karşıya kalacaktık. İki defa karşılaşma elektrik kesintisi nedeniyle durdu. Eskiden böyle son haftalarda diğer maçların sonuçları da beklenirken sahaya tavuklar falan salınırdı, böyle şeyler vardı. Sonra konfeti atılmaya başlandı. Ve şimdi de elektrikler kesildi ama hani bunda bir en ufak bir kötü niyet olduğunu düşünmek dahi istemiyorum. Eskaza ama bilerek ya da bilmeyerek, yani bu şeyin bir Kayseri Spor golü gelseydi bu sefer yani kimsenin şüphe yani şeyini durduramazdık. Evet, ne diyeceksin Başakşehir hakkında? Abi şimdi ben haftalar önce de söyledim, hani o duygu vardı ya, ben söylemiştim diye inancımı söylemiştim. Bununla ilgili gerekçelerimi biraz hissi de aslında söylemiştim. Tabii Başakşehir'in ortaya koyduğu, dediğiniz gibi başında vurguladığınız, hak ederek şampiyonluğu kazandığına ben de inanıyorum. Çünkü başta üç büyükler olmak üzere Trabzonspor'un çok güzel bir gidişi vardı ama hani dere geçilirken at değiştirilmez diye bir atasözümüz vardı. Trabzonspor başkanının bir kaprisi ya da arka planda işte devlet yetkililerinden de olabilir, malum şahısların müdahalesi, artık bilemiyoruz o ayrıntısını. Belki yıllar sonra öğreneceğiz. Ünal Hoca da bununla ilgili çünkü bir açıklama yapmadı. Trabzonspor deyim yerindeyse altın tepsiyle 30 küsür yıllık, 36 yıllık şampiyonluk özlemini bir başka bahara bıraktı. İki kastan gelen ceza var. Hani düşünün, Fenerbahçe'de Denizli Spor karşısındaki o 2-4-0 Galatasaray'ı yemişti. Ondan sonra gelen şampiyonluğun son maçta kaybedilmesiyle kaç yılını, belki de 10 yılını kaybetti yani. Bu travma ister istemez gerek camiada, taraftarlarda, ki kadronun hepsini değiştirecek haliniz de yok, futbolcularda önümüzdeki sene ciddi bir şekilde etkisini gösterecek diye düşünüyorum. Evet. Evet, şimdi ben dün Ahmet Ağaoğlu'nun TRT Spor'da bir buçuk saat süren bir söyleşisi vardı. Bunu dinledim, dikkatli dinledim. Buraya geleceğim. Yani bunu bir sonraki bölümde konuşalım. Tekrar Başakşehir maçına dönmek istiyorum. Şimdi Başakşehir maçında bir görüntü vardı. Benim hakikaten merak ettiğim ve yarın da bunu araştıracağım. Şimdi haftalar önce, yani pandemi nedeniyle maçlara ara verildikten sonra, biliyorsun senle de bu programda da konuştuk, özel sohbetlerimizde de konuştuk, maçlara giriş şartları hayli ağırlaştırıldı. Gazetecilere kısıtlamalar getirildi ve her girecek kişinin en az 24 saat evvel test olması gerektiği gündeme getirildi. 10 gazeteciyle evet. sınırlandı. Belli şeyler var. Fakat ben şunu merak ediyorum. Protokol türbünü veya şeyin ne diyelim, kulübün kontenjanı ve şeyi ne? Şimdi televizyon birkaç defa Bilal Erdoğan'ı gösterdi. Cumhurbaşkanı'nın oğlu ve yanında da oğlu vardı. Ya yani hemen şeye baktım. Başakşehir Yönetim Kurulu'nda mı acaba diye. Değil. Şimdi hem oğlu hem kendi oraya hangi sıfatla girdiler? Bunu tabii ki seyretmeliler. Bunu engellemek için söylemiyorum ama böylesine hassas bir dönemde, böylesine önlemlerin alındığı, gazeteci sayısının 10 ile sınırlandığı bir dönemde
Cumhurbaşkanı'nın oğlunun girip o türbünde locada seyredip yanına da çocuğunu da alıp hem çocuğunu hem kendini risk ediyor hem başkalarını belki risk ediyor. Bunu çok şeyle söylüyorum, sorumsuz bir davranış olarak görüyorum ve Başakşehir hakkında açılan diğer söylentilere, ortaya atılan diğer söylentilere de çanak tuttuğunu düşünüyorum bu görüntünün. Kesinlikle, kesinlikle abi. Şimdi siz Cumhurbaşkanı'nın oğlunun İmam Hatip'ten lise arkadaşı olmanız sizi 30 küsür yaşlarında işte devletin önemli yayın kuruluşunun başına genel müdür atayabiliyorsa, Cumhurbaşkanı'nın oğlunun bu maça girmesi falan, hani ya Kamil abi sen de dile getirdiğin şeye bak yani. Sonuçta Cumhurbaşkanı'nın oğlu. İstediği yere girer. Hani, hayır ben giremez demiyorum. Şüphesiz girer ama hani bu dönemde bu önlemlerle ben niye seyretti değil. Burada bir sağlık önleminin riske edildiğini düşünüyorum. Benim tamamen hassasiyetim sağlıkla ilgili önlemlerle ilgili. Bunun ya, altını özellikle çiziyorum. Cumhurbaşkanı'nın torunu Allah korusun pandemiye yakalansa abi. Evet. Kim? Onun hesabını. Aynen böyle yani burada yani sezon boyu görmedim ben Bilal Erdoğan'ı tribünlerde. Hoş zaten hani eğer maçlar seyircili olsaydı da bundan farklı bir şey görüntü olmazdı. Başakşehir zaten hep kendini oynadı. Seyircisiz oynadı esas olarak maçlarını. Maalesef bu işin ayrı bir yönü. Yani ben şimdi Başakşehir'in bu noktaya nasıl geldiği ayrı bir tartışma konusu ama bu noktaya gelmiş bir takımın izlenmemesini de futbolu sevdiğini söyleyen bir ülkede en azından Başakşehir ve civarındaki insanların izlememesini de gerçekten anlamıyorum. Ve biz diyorum futbolu sevmiyoruz. Biz aslında yarışmayı birbirimize aman işte bak biz nasıl yendik demeyi seviyoruz herhalde. Evet, evet, evet abi. İşin evet. Özünü kaçırıyoruz. Abi burada vurguladığınız konu gerçekten önemli abi. Eşitlik ilkesi uygulanmıyor. Cumhurbaşkanının ya da başbakanın ya da işte farklı bir pozisyondaki birinin oğlu olmanız size bir avantaj sağlamamalı. İki, bu süreç sizin örnek olmanız gerekiyor. Yani hani belki Bilal Erdoğan'ın bir görevi vardır şimdi diyeceğim ama çocuğunun yanında getirmesini gerçekten bir sorumsuzluk olarak. Şunu da söyleyeyim, ben mesela TSD'ye bu Beşiktaş-Fenerbahçe maçı için akredite talebinde bulundum. Ama kontenjan yeterli değildi. Derbi için ek kontenjan sağlanabiliyor ama oradaki görevlileri de anlayışla karşılıyorum. Bizim için de aynı zamanda ayrı bir risk. Gidemedim ben. Ben gazeteci olarak gidemedim o maça. Evet. Ya da işte başka maçına da aynı talepte bulunsam belki ona da gidemeyecektim. Çünkü derbi olmadığı için 5 gazeteci oluyor. Malum ajanslar vesaire var. Hani içinde olan birisi olarak gidemiyorken Cumhurbaşkanı'nın oğlu, torunu, işte sülalesi gidince olmaz bu yani. Bunu eleştirmeyeceğiz. Sen ne yapacağız? Evet. Şu var abi, Allah'tan bunu eleştirebiliyoruz yani. Eleştirebilen gazeteci olmanın bunu onurunu, gururunu yaşıyor. Evet. Evet. Şimdi Başakşehir'e tebrik ediyoruz. Öncelikle bundan sonrasında özellikle Avrupa'da başarılar diliyoruz. Birazdan Trabzon'a geçeceğiz. Bir kısa müzik arası verelim. Sevgili dinleyiciler, CRI Türk'te spor gündeminde ben Kamil Erdoğdu ve arkadaşım Hüseyin Şuekinci ile birlikteyiz. Ligi konuşuyorduk, Başakşehir'i kutladık, tebrik ettik. Hakkı olan bir şampiyonluğu aldı. Ve Trabzonspor, evet sen dedin ki dere geçerken at değiştirilmez. En önemli Trabzonspor'un şampiyonluğunu kaçırmasının en önemli nedeni olarak bunu gösteriyorsun. Evet, Trabzonspor'un ikinciliği için ne düşünüyorsun? Ben ondan önce abi bir Abdullah Avcı vurgusu yapmak istiyorum. Bu takımın oluşmasında Abdullah Avcı'nın gerçekten büyük bir emeği olduğunu düşünüyorum ki geçen senede son maçta yani son hafta Galatasaray'ı yemiş olsa şampiyon olacaktı. O anlamda büyük bir fırsatı kaçırmış oldu. Gerçekten Başakşehir'in bugünkü başarısında Abdullah Avcı'nın büyük bir emeği var. Hani işte bu kadar emek vermişsiniz. Tabii ki o
Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de milli takım kariyeri de var. Onu da anlıyorum ama hani devamlılık esas abi. Ve bunun için de Başakşehir çok ideal bir kulüptü. Abdullah Avcı mutlaka çok sevinmiştir o da bugün Başakşehir'in şampiyon olmasına. Evet. Ama bir yanının da buruk olduğunu düşünüyorum yani. Hani Okan buruk yani, oldu gerçi. Bir yanı buruk. Çünkü şampiyon olmuş Türk antrenörler listesine katılacaktı. İşte Mustafa Denizli, Fatih Terim, Aykut Kocaman, Ersun Yanal ve Hamza Hamzoğlu, Güneş, Şenol Hamzoğlu, Güneş evet. Ve bu listeye katılmış Ertuğrul Sağlam. Ertuğrul Sağlam, aynen. Evet. Buna katılmış olacaktı. Evet, evet. Şimdi ben Trabzonspor'u sormuştunuz abi, ben ona bir cümleyle söyleyeyim. Yani Trabzonspor için hani finali her anlamda taraftarı için özellikle çok ciddi bir hayal kırıklığıyla, hüsranla sonuçlandı. Bu evet. Hayatın cilvesi. Hani Anadolu Ajansı diyoruz, TRT diyoruz, devlet kanalları Trabzonspor Başkanı için adeta seferber olmuştu. Aynı kanallar bu şampiyonluktan sonra da bir görüşlerini alsalar biz de öğreniriz. Onlara veriyor yani. Bu. Evet. Merak ediyorum açıkçası. Şimdi söyledim Ahmet Ağaoğlu'nu dün izledim diye. Şimdi birkaç cümlesine takıldım. Ama öncelikle şunu söyleyeyim, hakkını vereyim. İlk kez Ahmet Ağaoğlu'nu kimseye fazla sataşmayan, kendini değerlendirmeye çalışan, öz eleştiri yapmaya çalışan ama yani ve daha da önemlisi ikinciliğin de başarı olduğunu, şu andaki durumun da başarı olduğunu söyleyen bir söylem içindeydi. Bu açıdan hakkını teslim edelim. İki bir cümlesi vardı. Yani bu işte mali sorunları falan anlattı ve dedi bir anda kendimizi şampiyonluk yarışının içinde bulduk dedi. Bu ifadesi yani sanki onlar hazır değildi ve bir anda şartlar onları ligin tepesine getirdi gibi bir ifadesi var. Böyle bir Ünal Karaman görevinden uzaklaştırılmadan önceki işte basın toplantısında şu açıklamayı yapmış. Ben bu takımı kurarken hani şampiyonluk işte şampiyonluk lafı bile geçmedi. Sen bu takımı kur, toparla, geleceğin takımını hazırla ifadesini. İşte yani bu ifadeyi kullandığı için belki de görevden gönderildi. Yani, burada bir itiraftır da aslında. Ya bizim hesabımızda planımızda yoktu. Hani ilk üçte olursa kârdır. Ama bir anda işte dört büyük, üç büyüklerin sergilediği çok kötü performans, şartlar potaya evet. soktu. İyi de kutusu var Trabzonspor'un. Evet. Bir itiraf. Şimdi bir de Trabzon'daki bir görüşten bahsetti. Hep Trabzonluların dedi kafasında. Yani biraz eleştirin gibiydi ama bu görüşü tam da değil. Bizi bu düzende şampiyon yapmazlar görüşü hakim dedi Trabzon'da. Ama net bir isim vermiyor değil mi abi? Şimdi oraya geleceğim. Şimdi bir tek şöyle dedi. Mesela dedi Başakşehir dedi kazancı bol olsun Allah bereket versin ama dedi bizim seyircimiz var şeyimiz var. O şeyi alamıyoruz dedi. Sponsor desteğini alamıyoruz. Ya kardeşim rahatsızlığını isim vererek açık açık söyleyin. Şimdi burada iki olay var. Biri tabii ki eğer isim vermeye kalkarlarsa biraz evvel konuştuk yani iş Cumhurbaşkanı'na kadar gider ki Cumhurbaşkanı da Başakşehir'i ben kurdum diyor zaten. Şimdi o zaman Cumhurbaşkanı'nı karşıya almak gibi bir şeyi göze alamıyorlar. Birincisi derim. İkinci olarak da yani bazı olanaklardan mesela bir bakanın üstelik yani önemli bir bakanın Türkiye'nin maliyesinin ekonomisinin başında olan bir bakanın da sizin taraftarınız olmasının hiç mi yararını görmediniz diye sorarlar bu kez adama. Onda da zor duruma düşerler. O nedenle böyle bir ya bir şey eleştiriyorlar ama üzerinden ne diyelim şeyle geçiyorlar. Biraz böyle hani lafı dolandırıyorlar. bu evet. arada şunu da söyleyeyim. Erman Toroğlu malum kanalda yani ben artık hakikaten Trabzonspor'un kanalı gibi bakıyorum. Protesto etmiş, maskeyi gözüne takmış. İşte Trabzonspor'un Başakşehir'in hakemlerle şampiyon olduğunu ima etmeye çalışmış. Biraz evvel sosyal medyada okudum bunu. Hani biraz tam Erman Toroğlu'na yakışan bir davranış. Ortalığı bulandır. Gerisi önemli. Tekçilik yapmaya gerek yok yani abi. Aynen. Evet.
Yani evet, otur evet. Futbolu konuş, yani, şeyi konuş. Yani, evet. Bunu çok... Eksikleri konuş. Evet. Şimdi ya tabii bir de düşenler kalanlar oldu. Yani bu Konya yani, maçı Konya çok önemli idi. Hakikaten Konyaspor kümede kaldı bu sonuçta. Hani senle Konya'ya da gittik. Konya hakikaten aslında bir futbol şehri olmaya aday. Mesela bunu Aykut Kocaman'a veya diğer antrenörlere uzun vadeli yatırımlar, günlük sonuçlara hemen değiştirmeye gitmeyen, işte başarısız iki sonuçta antrenör değişikliğine gitmeyen tavırları da aslında olumlu davranışlardı Konyaspor yönetiminin. Ben kümede kalmalarını bir kazanç olarak görüyorum Türk futbolu adına. Aynen, aynen. Aynen abi, kesinlikle. Zaten önümüzdeki haftaya baktığımızda işte... Kendisi aslında Alanya'yla oynuyor. Evet, Ankara gücü düştü malum abi. Evet, şimdi Ankara gücü şu oldu. Da var aslında, onu Ankara... söyleyeyim. Sonra yani bu sene küme düşen takımlara biraz daha fazla üzüldüm. Çünkü mesela en dipteki Ankara gücü, en üstte işte Trabzonspor'dan puan aldı, Fenerbahçe, Galatasaray, yani herkes de baş edebiliyorlardı. Alttakiler de yani iki maç fazla alsalar farklı yerdeler veya bir maç hatta yani fazla alsalar farklı yerdeler. O açıdan biraz yazık oluyor ve Ankara gücü hani giden kolay gelmeyen bir kulüp ve geleneği olan bir kulüp, hakikaten o üzücü. Tabii ki diğer takımlar için de üzücü. Bunu evet birazdan... Peki Trabzonspor'un ikinciliğinin tehlikeye düşme durumu da var abi. Hani 62 evet. Puanda Beşiktaş 59, Sivasspor 60. Evet artık ki son maçta şu var. Son maçta Trabzonspor'un sergileyeceği performans da önemli. Çünkü Kayserispor'la oynayacak. Hani buradaki hani hep diyorlar ya, şaibeler işte şike vurgusu yaparlar. Trabzonspor'un Kayseri Spor maçında hiçbir şaibeye yer vermeden mücadelesini vermesi gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Yani bunu ben bir sakın kötü anlamda demiyoruz. Moral bozukluğuna da düşmeden, yani ligin 34 maç olduğunu bilerek ve her maçın bir sorumluluk gerektirdiğini. Kesinlikle. Yani sadece kendi sonuçları açısından değil, başkalarının da kaderlerini etkilediğini unutmamaları gerek. Aynen. Abi, ona evet. Baktığınızda mesela Kayseri Spor'u da takdir etmek lazım. Özellikle kadın başkanını takdir etmek gerekiyor. Evet, gerçekten çok önemli çıkış yaptılar. Belki kalacaklar da matematik. Ya, Trabzon'u yense elinde değil yani. Sonuçta üstünde 3 takım var. Ama çok önemli bir başarıya imza attılar. Ya dileriz son hafta belli olacak yani abi. Konyaspor'u kutluyoruz. Evet. İşte Rizespor, Malatyaspor Antep'le oynayacak sahasında. Rizespor Fenerbahçe ile oynayacak ki Fenerbahçe'yi rahatla yenebilir de yani. Ya artık Fenerbahçe. Fenerbahçe. Bir sonraki bölümde gelelim. Bir kısa müzik arası verelim. Sevgili dinleyiciler, CRI Türk'te spor gündeminde son bölümdeyiz. Ben Kamil Erdoğdu ve arkadaşım Hüseyin Şüekinci. Hüseyin, şimdi küme düşenleri konuştuk, düşecekleri adayları konuştuk. Bir de gelenler var. Erzurum evet. Ve Hatay kesinleşen. Ve gerçekten evet, iki takım, birine küme düşerken birine de çıkamazken çok üzülmüştüm geçmişte. İkisi adına da çok sevindim. Onu söyleyeyim bari. Evet. Aynen öyle abi. Yani şu an baktığımızda Erzurumspor ve Hatayspor şampiyon olarak çıktı zaten. Onun dışında dörtlü finale kalan takımlar da biri Bursaspor. Adana evet. Demirspor'la karşılaşacaklar. Adana Demirspor da gerçekten Süper Lig'de görmek istediğimiz takımlardan. Karagümrük var abi. Fatih Karagümrük çok. Karagümrük var. Akhisar var. Akhisar var. Burada dediğiniz gibi Hatay'ı şampiyon olarak çıktığı için başta yürekten tebrik ediyoruz. Müthiş bir sevinç, müthiş bir başarı. Emeği geçen herkese bir spor sever olarak teşekkür ediyorum. Umarım o Süper Lig'e çıktığı zaman o emek veren takımdaki kadronun birçoğunu eder. İşte sağdan soldan, yaşlı
böyle artık doymuş futbolcuları getirip sonra ertesi sene 3-5 maç kazanamadan düşen bir takım durumuna düşmezler. O emek veren kişilerle beraber bulunurlar. Evet. Diğer taraftan Erzurumspor abi. Erzurum biliyorsunuz Kars Erzurum. Benim abim, kardeşimin eşleri Erzurumlu. Ve tabii Erzurum'la ilgili eleştireceğimiz bir tek şu var abi. İşte demiştik ya, seyircisiz maçların tamamlandığı bir sezonda seyircisi olmayan bir takım şampiyon oldu. Ve Trabzonspor şampiyon olmuş olsa işte pandemi hala devam ediyor. Okulların açılıp açılmayacağı ile ilgili soru işaretleri var. Önümüzdeki sene maçlar seyircili oynanacak mı? O belli değil. Biz işte stüdyoda yüz yüze yayın yapamıyoruz. Bir kere yaptık. İşte biz de aslında riske ettik birbirimizi. Özellikle evet. Size var. Siz çok değerlisiniz. Yok olur mu? Hepimiz değerli. Ki orada Erdoğan da vardı abi aynı zamanda. Hani Erzurumspor taraftarı haklı olarak müthiş bir sevinç yaşadı. İşte bazı sevinçlerde işte pandemiymiş, işte kurallarmış hatırlamayabiliyor insanlar. Dilerim o sevinç gösterilerinden sonra bir sorun yaşanmaz. Hani evet, Erzurumların şivesiyle, hani bir hoşuma giden Erzurum şivesini de çok severim abi. Hani şey diyor ya, ula Erzurumlular cine coşmuş. Yine vurur, öldürür, kırır gibi konuşurlar ya. Yani Erzurumlar geçen gün çok fena coşmuşlardı. Evet. Bu arada Mehmet Özdile'yi de kutluyoruz. Namı diğer Şifo Mehmet'i. Evet. Şifo Mehmet de gerçekten emek verdi yani. Emeğin neticesini alabiliyorsun ama şu vurguyu yapmak zorundayım abi. Şimdi bu dört takım kaldı ya abi, Süper Lig'e çıkacak. Bursa, Adana, Akhisar ve şimdi bazen takımlar işte yarı final elenecek, ikisi elenecek. Evet, yani bu kadar sezon geliyor. İşte 3 maça kilitleniyor maalesef. Bu da işin acı yanı. Şimdi Hüseyin, bir Fenerbahçe'den bahsetmeden geçemeyeceğim. Abi şey, Fenerbahçe bu sene o kadar zayıf ki ondan konuşuyorum. Bağlantı da zayıf abi. Şu an bağlantı evet, bile. Hani... bağlantı bile isyan ediyor yani. Bağlantı da bilmiyorum. Evet. Şimdi hani nesini konuşacaksınız ya Fenerbahçe'nin bir siyara geçti falan diye. Şimdi bir maça başladı Fenerbahçe. Ben bu sezon hatırladım. İkinci maç keyifle izliyorum Fenerbahçe'yi. Biri ilk yarıdaki Trabzonspor maçıydı. Sayısız gol fırsatından yararlanamadı. Maç 1-1 bitti. Bir de bu maç. Yani inanın, fakat 25. dakikada Vedat Muriç'in bir hareketi önce sarı gösterdi. Sonra VAR'a gitti. Baktı. Kırmızı. Kimine göre haklı, kimine göre kolay bir kart. Yani Fenerbahçe taraftarlar sosyal medyada çok tartışıyorlar ya, bu 11. kırmızı kart ya, bu kadar biraz yönetim şey olsun, hakemler bize karşı çok cesurlar şeklinde görüş dile getiriyorlar. Bir de şöyle bir ifade vardı, o çok garibime gitti, bazı sosyal medyada bazı kişiler ya Vedat Muriç Rize'ye kıyak geçmek için gördü kartı. Yani el insaf, 25. dakika daha. Üstelik Vedat Muriç'in Avrupa'dan izlendiği haberleri var. Kim yapar bunu? Yani aklı başında hangi insan? Hiçbir şekilde ya, niyeti kötü olsa bile bu dakikada yapmaz yani. Abi şey, söz konusu işte Fenerbahçe olunca bu tür ne diyelim, komplo teorileri acayip bir şekilde artıyor. Evet. Şimdi şeytan lastiği gelmeyecek teoriler üretiyor. Evet. Bir de şu vardı, biliyorsun. Gerçi herkes kendi sahasında yapıyor ama deplasman tribünü için Fenerbahçeliler, özellikle hayatını kaybetmiş Fenerbahçelilerin fotoğraflarını, kartotekslerini hazırladılar ve deplasman tribününe koydular. Fenerbahçe takımı da maçtan önce oraya giderek alkışladı, saygısını belirtti. Hatta bazı Fenerbahçe gruplarında konuşuldu, kimler olacak, nasıl olacak. Hani işte meşhur son Koray Şener vardı, geçen sene kaybedilen. Şu bazı amigolar dile geldi. Mümtaz amca vardı tabii ki. Şimdi Ali İsmail Korkmaz. Şimdi bir Fenerbahçeli gazeteci Gökdoğan Argın sosyal medya hesabından Ali İsmail Korkmaz'ın kartoteksinin türbüne sokulmadığını yazdı. Bu eğer doğru ise, bunun hakikaten doğru olduğuna inanmak istemiyorum. Bu doğru ise vahim bir durum.
Yani insanların ölüsüyle bile uğraşmayalım ya. Ya lütfen ya. Yani Ali İsmail Korkmaz evet belli bir kesimin sahiplendiği, belli bir kesimin karşı olduğu bir eylemde çok insanlık dışı bir şekilde hayatını kaybetti. Fenerbahçeliydi. Fenerbahçeliler sahiplendiler. Hatta şarkılarına konu ettiler Ali İsmail Korkmaz Fenerbahçe yıkılmaz diyerek. Bunu eğer kartoteksiyle resmiyle uğraşılıyorsa ya daha çok yolumuz var demektir. Diyecek bir şey ben bulamıyorum hakikaten. Kasımpaşa maçında abi işte Ali İsmail hayatını kaybettikten sonra annesi babası ve kardeşiyle ki kardeşi abisiyle Galatasaraylıydı. Onlarla birlikte izledim maçı abi. Basın tribünde değildi. Hatta yer yoktu. Biz yer verdik. Ve hatta Fenerbahçe 1-0 geriye düşmüştü. Sonra 2-1 kazandı maçı. İşte Ali İsmail'in anons ettiler. Taraftarlar onu tezahüratını yapınca o annesinin o halini görseydiniz. Hani oğlunun bu şekilde anons edilmesi. İşte babasıyla biz sarmaş dolaş olduk. Yani çok hakikaten Allah hiçbir anne babaya evlat acısı vermesin abi. Kesinlikle. Ve evladınız hunharca öldürülüyor abi yani katlediliyor. Evet maalesef abi, maalesef. Yani şey, bunun... bir genç bir fidan yani abi. Ne, hangi sebepten, hangi görüşten, hangi düşünceden olursa olsun. Doğru. Yani reşit bile olmayan bir arkadaşımız. Nur içinde yatsın. Evet. Hangi taraftarı olduğunun da önemi yok. Ve hatta abisinin çok müthiş bir şeyi vardı. Ya bana işte sana Fenerbahçe forması giydiririz. Ölsem giymem derdim. Ama kardeşimin bugününde çok, en belki de forma giydiğim zaman en mutlu olduğum andır gibi benzer ifadeler kullanmıştı. Evet. Bu anlayıştan, bu zihniyetten kurtulmak lazım abi. Evet, umarım doğru değildir. Umarım doğru değildir abi. Ben de yani çocukluğum iki dayım arasındaki rekabeti izlemekle geçmişti. Biri hasta Galatasaraylıydı, biri hasta Fenerbahçeliydi. Hatta yani birbirlerinin çocuklarına kendi yani mesela Galatasaraylı'nın çocuğu olunca Nedim ismi veriliyordu, Can ismi veriliyordu o zamanlar. Böyle işte Fenerbahçeli'nin olunca ona Metin ismi veriliyordu. Turgay ismi veriyor. Yani Galatasaray'ın ismi veriliyordu. Jestlere bak. Ve ilk önce vefat eden Galatasaraylı dayımdı ve Fenerbahçeli dayım ondan sonra Fenerbahçe'nin olmadığı her maçta Galatasaray'ı tuttu. Böyle bir şey var. Yani bunun renkler hakikaten bir hayatımızın bir neşesi şeyi sonuçta dostluklar, sevgiler kalıcı olan. Yani burada ben de bunun doğru olduğuna inanmak dahi istemiyorum. Yani şey bu. Evet, bugünün sonuna geliyoruz. Umarız her şey güzel olur. Yani bu pandemiden de bir an evvel kurtulup pandemiyi konu etmediğimiz, gerçekten sporu konu ettiğimiz programlara ve karşılıklı yaptığımız stüdyoda programlara döneriz bir an önce. İnşallah. Bu arada bir taraftan televizyondan da takip ediyorum. İşte sayısı yüzlerle ifade de edilse Başakşehirli taraftarlar takımlarına bekliyorlar abi. Oo güzel. Yani evet yani, ve maskeliler kurallara uymuşlar gördüm. Güzel. Mesafeyi de korusunlar. Şu da var abi. Şimdi üç büyüklerin dikkat etmesi gereken konu Trabzon'da dahil şu var abi. Şu an Başakşehir önümüzdeki yıl çok ciddi bir gelir elde edecek. Ve mevcut kadrosunu biraz daha gençleştirip birkaç nokta transfer yaparsa ve bu işte Fenerbahçe'si Galatasaray'ı gerekli adımları atmazsa şöyle bir durum var. Bu uzak bir şey değil. Ne taraftarı olmasa bile 3-4 sene üst üste şampiyonluk bile. Evet, takımlara önümüzdeki hafta başarılar diliyoruz. Bugün senin de evlilik yıl dönümün, nice mutlu yıllar diliyoruz eşinle ve çocuğunla birlikte. Çok teşekkür ediyorum abi. Biz de geçmiş Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutlayalım bizim. Çünkü kutlayalım. Dünya 19 Temmuz'u. Evet. Evet, özellikle seçmiştin o tarihi de. Evet, ben programı kapatıyorum. Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikte oluncaya dek hepinize mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.